Çok iyi bir şey. Bak bir tane yok. Peki onu nereye koyayım ben yani mesela? Bu 1900 yıllarında yapılmış olan Abdülkadir Paşa Konağı. Bu konak yıllardan beri tabi biliyorsunuz boş. Biz inşallah kısmet olursa burayı şu an ihalesini yaptık, tadilatını yapacağız. Restorasyonunu yapacağız kısmet olursa. Amacımız burayı gastronomi merkezine dönüştürmeyi düşünüyoruz. Buranın toplam büyüklüğü 900 metrekare büyüklüğünde bir alanı var. 16 tane odası var. Bu gastronomi merkezinde de inşallah kısmet olursa yöremizin yemeklerini burada hem yeni geçmişteki efendim yemeklerimizi ortaya çıkaracağız. Hem de işte efendim mevcut olan yemeklerimizin sunumunu yapacağız. Malumunuz tabii Mardin çok ciddi anlamda bir geçmişi olan çok kültürlü bir kent. 8000 yıllık bir kent olan bu kentin çok ciddi anlamda güzel bir kültürü var. Bu kültürü geçmişe giderek hangi yemek çeşitleri varsa bunları ortaya çıkaracağız. Ve bu yemek çeşitlerini inşallah kısmet olursa burada tekrar ortaya koyarak vatandaşlarımıza sunum yapacağız. Amacımız Ulu Cami ile bu gastronomi merkezi dediğimiz Abdülkadir Paşa Konağı'nın aksını yeniden bir aks oluşturmak. Turizm destinasyonunda yeni bir alan ortaya çıkarmak. Yanı başımızda bir kilise var. İşte efendim ikinci cadde hemen aşağıda yeni akslarla, yeni turizm destinasyonlarıyla Mardin'i biraz daha turistler geldikleri zaman daha fazla dolaşabilecekleri, daha fazla gezebilecekleri bir alan ortaya koymak. Tabii yemek çok önemli turizm açısından. Bugün turistlerle yapılan bir ankette gittiğiniz kenti niye tercih edersiniz dedikleri zaman %70 yemek lezzeti diyorlar. Biz bu Mardin'in bu kültürünü, bu yemek lezzetini inşallah kısmet olursa bu gastronomi merkeziyle birlikte çok güzel bir şekilde ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. Üniversiteyle birlikte bir proje hazırladık. Şu an o projeyi uygulamaya çalışacağız inşallah. İhalesi yapıldı. 5,5 milyon liraya ihale ettik. Kısmet olursa 8 ay içerisinde bu gastronomi merkezini bitireceğiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hem mevcut olan yemeklerin uygulamasını yapacağız, hem de geçmişte bizim unuttuğumuz veyahut da unutmaya yüz tuttuğumuz olan yemekleri tekrar ortaya koyacağız. Mutfaklarımızda o yemekleri yeniden yapacağız. Vatandaşımıza sunacağız. Gelen misafirlerimize burada bir sunum gerçekleştireceğiz. Yani burası aslında bir yemek okulu olacak. Yani bir gastronomi merkezi, gastronomi okulu olacak. İnşallah burada fiilen yemeklerin yapıldığı bir yemekhane olacak inşallah. Bundan sonraki bulacağımız yemekleri de tescilli yaparak inşallah Mardin'e kazandırmış olacağız o yemekleri de. Her gün taze yağda kızartıyoruz biz ha. Ateşte çok güzel görünüyor ha.
var. Bu ablalar yok filan yapıyor mu şu an? Ya Mehmet abi. Dur, şöyle yapalım. Hani tabağı doldurmuşum. Bunun kasını çıkartırsa döndü. Rengi çıktı ortaya şu an. Çekiyorsun değil mi hocam?